Erdal Tanaz Karagöl. Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de Dışlama Forumu. Bu yılın başında Mısır, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan, İsrail, İtalya, Ürdün ve Filistin, Doğu Akdeniz'de bölgesel doğal gaz piyasası oluşturmak ve enerji alanında işbirliği sağlamak için Kahire'de anlaşmaya vararak Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nun kurulmasına karar vermişlerdi. Geçen hafta da Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nun katılımcıları olan İsrail, İtalya, Yunanistan, Mısır, Güney Kıbrıs Rum yönetimi, Filistin yönetiminin Enerji Bakanları ve Ürdün Enerji Bakanı temsilcisinin katılımıyla Kahire'de ikinci toplantı gerçekleştirildi. Bu toplantıya Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nun katılımcılarının yanı sıra Amerika Enerji Bakanı Rick Perry, AB Komisyonu Enerji Genel Müdürü Dominic Ristori, Fransa ve Dünya Bankası'ndan temsilciler de katıldı. Dolayısıyla Doğu Akdeniz'de hem arama hem transfer konusunda ve en önemlisi de bölgesel bir gaz piyasasının kurulması için Amerika, AB ve Dünya Bankası'nın açık desteği bulunuyor. Doğu Akdeniz'e kıyısı olan Türkiye ve Kıbrıs Adası'ndaki mevcut hidrokarbon kaynaklarının sahibi olan KKTC'nin bu forumda yer almaması ise büyük bir soru işareti. Doğu Akdeniz Gaz Forumu ile ne yapmaya çalışılıyor? Açıkçası birden fazla paydaşın ve uluslararası aktörlerin yer aldığı bu forum, oldukça geniş bir hedef yelpazesine sahip. Şöyle ki, Doğu Akdeniz'de enerji rezervlerinin keşfedilmesiyle beraber, bölgede yeni bir enerji denklemi kurulduğu görülmektedir. Bu denklemi kurarken söz konusu ülkeler, Doğalgaz arama ve transferiyle bölgede önemli bir aktör olan Türkiye'yi dışlayarak Türkiye'nin içinde olmadığı doğalgaz denklemleri üzerinden politikalar geliştiriyor. Türkiye'nin doğalgaz arama, üretim ve transferinde söz sahibi olmasının önünü kapatarak Türkiye'nin hedeflediği enerjide ticaret merkezi ülke tartışmasını gündemin dışına itmek istiyorlar. Öte yandan doğalgaz konusunda öncelikle bölgesel bir doğalgaz piyasası Ardından OPEC türü uluslararası bir örgüt kurulmasıyla doğal gaz piyasasını kontrol etme çabası bulunuyor. Zaten bu forumun katılımcıları Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nun uluslararası bir örgütlenme seviyesine yükseltme taahhüdünü sürekli dile getiriyorlar. Tabii Doğu Akdeniz Gaz Forumu vasıtasıyla Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve KKTC'nin hak sahipliğini tartışmalı hale getirmek konusunda da temel öncelikleri bulunduğunun altını çizmek gerek. Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve Yunanistan'ın AB üzerinden bunu sürekli yaptığını görüyoruz. Doğu Akdeniz'de oluşturulacak enerji birliğinin katkısıyla bölgede ekonomik ve siyasi işbirliği sağlanmasında bu forumun katalizör görevi üstleneceği beklentisi yüksek. Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nun katılımcıların yanında Avrupa Birliği, Amerika ve Dünya Bankası huzurunda gerçekleşmesi ve özellikle de AB'nin Doğu Akdeniz'de kendi enerji arz güvenliğini sağlamak adına bölgede tartışmalı alanlarda Güney Kıbrıs Rum yönetimi tarafından başlatılan hidrokarbon arama ve transfer faaliyetlerini desteklemesi, Türkiye'nin ve KKTC'nin haklarına karşı bir gasptır. Doğu Akdeniz Gaz Forumu başarılı olur mu? Doğalgaz Forumu belirlenen hedeflere ulaşır, ulaşmaz zaman gösterecek. Ama şu bir gerçek ki, Türkiye'nin bu bölgede keşfedilecek doğalgazı, uluslararası piyasalara taşıma konusunda tartışmasız üstünlüğü var. Bu çok ama çok önemli bir husus. Doğalgaz Forumu katılımcıları çıkarılacak doğalgazın transferi için Türkiye rotasına alternatif olarak LNG'yi öne çıkarsalar da Türkiye'nin gerek coğrafi konumunun sunduğu mevcut transfer potansiyeli gerekse başlattığı sondaj çalışmalarıyla sahip olacağı olası rezervler Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nun Türkiye'siz oluşturmaya çalıştığı enerji denklemini değiştireceği beklenmektedir. Erdal Tanaz Karagöl Yeni Şafak.